Daha da hızlandırın. Yok bu profesyonel işi geriliyorum. Selam arkadaşlar, kanalımıza tekrardan uzun süre sonra hoş geldiniz. Yeni stüdyomda hepinizi ağırlamaktan çok gurur duyuyorum. Çok mutluyum. 14 Şubat'ın bu güzel, romantik ve seksi karlı bir gününde gerçek manitalarım olan sizlerle bir araya gelmek için sabah uyandım ve yemedim içmedim ve dedim hemen stüdyomu dedim benim sevgili muhteşem inanılmaz takipçi öğrenci ya da ne olduğunuzu bilmiyorum neyseniz olsunuz işte. Size açmak için hemen hazırlandım. Üşenmedim. Sizlere chartlar da çıkardım. Neden? Çünkü herkes bilgisayarda yazıyor abi zaten. Önemli olan bunu böyle el yazısıyla yazmak. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Birazcık böyle arayı da zaten soğuttuk. O yüzden çok böyle sıkıcı şeylerle girmeyeyim dedim. Abi eğlenceli böyle bir şeyler yapacağız. Bu yapacağımız şeyler lik. Lik denilen şey yalamak demek. Biz ama terim manasını kesinlikle yapmıyoruz. Yani sizin kendinizin varsa öyle şeyleri kendiniz istediğiniz gibi yapabilirsiniz tabii. Davulda yalamak yok. Ama lik dediğimiz, evet bu kötü espriden sonra. Lik dediğimiz şey böyle davulda işte rudimentlerle, rollarla falan arada böyle hafif standartlaşmış böyle basit ara geçişler gibi bir şey. Nedir şimdi bu lik? Nasıl bir şeydir? Lik böyle atak gibi düşünebilirsin. Ama tam atak da değil. Biraz böyle bağlayıcı olarak kullanılıyor ligler böyle genelde. Ya bir şey biraz da bağlayıcı olduğunda ona artık atak değil de böyle lig diyoruz gibi bir şey. Hani aslında biliyorsun davulda zaten her şey birbirine terimsel olarak çok yakın. Şimdi gördüğünüz gibi bu kağıda yazdığım kaliteli el yazımla olan şeyde hangisinde neye vuracağımızı kısmen görüyorsunuz. Fazla uzun etmeden videoya giriyorum. İlk videom birazcık böyle hafiften kısa da olsun. Tabii ne kadar kısa olur bilmiyorum. Şimdi İlk kağıdımızı açıyoruz. İlk kağıdımız diyor ki önce diyor bak trompetle flam yapacaksın diyor. Flam ne? Aynı anda vurduğum şey benim unison diye geçiyor. Unison vurmuyorsam 1 milisaniye farkla diğerini vuruyorsam ama böyle tam beat'e oturmuyor yani cidden 1 milisaniye fark. Bu flam. Yani şu değil. Bu normal vuruş. Flam bu. Mesela sağ sol sadece flam gidelim. Flam her şeyle yapabilirsin. Bu ikisiyle de yapabilirsin. Aynı anda değil bak. Aynı anda bu. Biz şunu yapıyoruz. Daha da kısaltarak o aradaki süreyi. Tırp, tırp. Evet bunu anladığınızı düşünüyorum artık. Daha artık kaçıncı dersimiz bunu anlamış olun. Ne yapmış? İlk flamda trompet. Sonra aynı ölçü uzunluğunda yani trompeti flamla vurduğum kadarki süre içerisinde üçlü koymuş bu sefer. Right, left, right. Ve nelere koymuş? Trompet. Tom 1, tom 2. Yani ve sonra bir adet kick geliyor. Bu kick'e kadarki kısmı baştan yavaşça çalalım. Bir de böyle biraz crescendo'lu çalarsanız ilk trompet biraz daha düşük olsun. İkinci ton biraz daha yüksek. Sonra üçüncü ton daha da yüksek. Bundaki farklılık şu, trompette sağlı vurmaya hep alışıyoruz başlamaya. Sağla koyarken asıl vuruşu solla yapıyoruz. Çünkü niye? İlk toma hemen sağla ulaşabilmek için. Bunu unutmayın. Özür dilerim. Sonra sağla tekrar trompete vurup solla toma ulaşabilmek için. Ve buradan hemen geçişin kolay olması için. Öteki türlü eller karışıyor. O yüzden trompete ilk başta solla başlıyoruz. Bunu unutmuyorsunuz.
Şimdi hi-hat'le beraber bunu biraz daha oturtuyoruz. Hızlandırın. Daha da hızlandırın. Hızlandı mı hepsi? Şimdi kafa karıştırmasın. Hi-hat atın. Üst üste. İyice artık bu oturduktan sonra, üst üsteden sonra. Şimdi artık iki tanesini ya da dört tanesini kullanacağız. Nasıl? Mesela bir parçaya gireceğim. Eğer böyle üst üste dörtlüyü tam böyle o dörtlünün içerisinde sokmaz, sonunda bir yavaşlatıp nokta verirseniz o lick'in biraz daha manası var. Yani şu çok güzel tınlamıyor. Kötü de çaldım zaten de. Yani şundan sonra ya da başka noktada atabilirsiniz hatanızın lick'inizin sonuna. Orada biraz yaratıcılık. Burada önemli olan bizim şimdi ilk baştaki lick'imiz ve bunu mesela parçanın girişinde kullanabilirsin. Parça başlıyor. Ya olay sizde. Nasıl, çok kazık girmedim değil mi yeni videolara? Bence iyi girdim ya. Bunu bu şekilde çalışıyorsunuz. Bitti mi? Bitmedi. Bunları iki ayrı video yapacaktım ama sizleri yormamak için ikincisini de bu video içinde yapayım dedim. Şimdi ne yapmış adam burada? Flam atmış şunla. Sonra kick, trumpet, tom 1, tom 2 ve bitirişte gene kick var. Yani hızlandırın. Hayatla çalışın. Ve şimdi bunu çalıştık. Bu oturdu. Bunu nerede kullanıyoruz? Deminkiyle aynı basit mantık. Üst üste iki tane atın abi. Bu bir lick'e dönüşsün. Sonra parçaya gir. Ya da parçanın arasında kullan. Bak şimdi. Mesela parça girişi yapalım. Daha da hızlandırın. Evet, bunu şey olarak da kullanabilirsiniz abi. Yani dediğim gibi parçanın başlangıcı olabilir, bitirişi olabilir, ortası olabilir. Demin pil bitti, neresinde bittiğini de anlamadım. Kayda da bakamıyorum şimdi. O yüzden bunları konuştuysam demin özür dilerim. Biraz daha çalmaya devam edelim.
Kayhet yerine bununla saymaya devam ettim. Bak ne güzel geçiş olur. Yani döndürmek sizin elinizde. Ben sadece bir pattern'ın en güzel tınlayan halini sizlere verdim. Buradaki artık olay sizin yaratıcılığınız. Dağıtın arkadaşlar. İlki neydi? Bir de hemen onu hatırlayalım. Hatta bak birinci ile ikinciyi hiç karıştıralım. Arkadaşlar bu arada yeni stüdyomla alakalı yorumlarınızı nasıl gözüktüğünü falan filan çok rica ediyorum yazın. İlk videomda 14 Şubat sabahında sizlere ancak böyle uyanıp kahve içtikten sonra bu kadar bir performans sergileyebildim. Sizleri çok özledim. Yorumlarınızı çok özledim. Çok tatlı böyle küçük bir komünitemiz var böyle. İnşallah büyürüz ama büyüyene kadar büyüse bile yani şuradaki şu çekirdek kadro hepiniz yorumlarınızla. Sizlerle daha çok büyüyeceğiz arkadaşlar. O varsanız büyürüm. Hayır özür dilerim. Pardon bunu sileceğim. Arkadaşlar biz gittikçe büyüyoruz. Farkındasınız. Ama siz bu çekirdek kadro böyle. Ana main kadrom. Oğlum kayıtta gözüküyor orada. Sarı yazıyor. Kamera kapanıyor.